Merhabalar. Balkıs, Garbis Çancıkyan, Haygazun Kalustyan, Kayıp Şiirler 2. bölümüne başlıyoruz. Haygazun Kalustyan okuyacağım. Birinci bölümde Garbis Çancıkya'nın hayat hikayesini okumuştuk. YP Tomasyan imzasıyla Balkıs'ın yeniden baskısında Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından yapılan yeniden baskısında yer alıyor. Bu metin. Haygazun Kalustyan 1920-1985 Haygazun Kaluscan 1920'de İstanbul'da Gedikpaşa semtinde doğdu. İlk öğrenimini semt okulu olan Mesropyan'da tamamladı. 2 sene Getronagan Lisesi öğrencisi oldu. Burada 6. sınıf öğrencisiyken Garbis Çancıkyan'la tanıştı. Sınıf arkadaşı oldu. Maddi sıkıntılardan dolayı öğrenimini yarıda bırakarak bir fabrikada vasıfsız işçi olarak çalışmaya başladı. Daha sonra açıktan lise mezuniyet sınavlarına girip eğitimini tamamladı. 1960 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji Bölümüne devam etti. Ve 1964 yılında mezun oldu. İlk şiirlerini İstanbul Ermeni yayın dünyasında çeşitli mahlaslar altında yayınladı. Hey Kalustyan, A. Yeletsyan, Antranik Sarkisyan, Dikran Garabetyan gibi. 1942'de sınıf arkadaşı ve can yoldaşı Garbis Çancıkyan'la birlikte ilk şiir kitapları olan Balkısı, 1948'de Ermenice olarak ilk şiir kitabı Kalyuri Lambarı, Gaz Lambası ve 1962'de ikinci Ermenice şiir kitabı Kordis Çampunvura, İş Yolu Üzerinde adlı kitaplarını yayınladı. 1953-1965 yılları arası Şişli'deki Karagözyan Yetimhanesi Ermeni Okulu'nda eğitimci olarak görev aldı. Haygazun Kalustyan'ın bu iki kitabı çok sonralar 2004'te Karagözyan Yetimhanesi Vakfı tarafından Karyuri Lamparen Minçev Korci Vra gaz lambasından iş yerimin üzerinde başlığı altında tek bir kitap olarak tekrar yayınlandı. İlerleyen sayfalarda da karşımıza çıkacak olan akşam başlıklı şiirinden dolayı emniyet müdürlüğü rahatsızlık duyar ve Kalustyan'ı müdürlüğe çağırır. İlerleyen sayfalarda diyor ben bunu sonra okuyacağım diyeceğim ama şimdi okuyabilirim belki. Emniyet Akşam başlıklı şiirini birlik ve beraberliğimizi bozucu bulur, sorgular ve dikkatini çeker. Ne acıdır ki şiirde bahsi geçen kadın şairin annesidir aslında. Nedir? Şöyle. Akşam. Şimdi bir kadın işsiz kocasını bekliyor. Şimdi kağıt parçalarının alevi pazar kaldırımları üstünde dökülen lahana yapraklarını yemeğe çevirecek ve masa üstündeki ekmek bıçağı tekrar ekmek 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 bekleyecek. İşte bu şehirden dolayı emniyet müdürlüğüne çağrılıyor. 1965'te Ermenistan'a göç ediyor Haygazun Kalustyan ve Bilimler Akademisi'nin Doğu Bilimleri Kürsüsü'nde çalışmaya başladı. 1971 yılında Doğu Bilimleri Kürsüsü akademi statüsü kazandı. Kaluçcan bu akademinin Türkiye bölümünde görev aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin iç siyaseti ve ulusal e, ulusal ilişkileri meseleleriyle ilgilendi. Mesai arkadaşları tarafından çok sayılan, sevilen bir şahsiyet olarak her daim etrafına faydalı olmaya, yardım etmeye çalıştı. Olabildiğince sade, mütevazı ve yalnız yaşadı. Akademiye 3-4 gün gelmeyince öğrencileri dostları meraklandılar. Evine gittiklerinde kapı açılmadı. <laughs> Kırıp içeriye girdiklerinde zaten kanepede ölmüştü. İşte Haygazun Kalusyan'ın kısa hayat hikayesi bu şekilde. Ölümünden sonra 1999 yılında Yerevan'da Hanrabedagan Türkiye'yi Garavurutyan yani Türkçesi Cumhuriyet Türkiyesi hükümetlerinin Doğu Vilayetleri siyaseti 1920-1960 başlıklı çalışması Yerevan Üniversitesi Tarih Fakültesinden Profesör Vahan Bayburtyan'ın editörlüğünde ve Doğu Dilleri Enstitüsü'nden Profesör Nikola Hovannesyan'ın, ön sözüyle yayınlandı. Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu coğrafyasının sosyoekonomik tarihinin incelenmesinin yarı sıra Doğu vilayetlerinde de demografik iktisadi durumda nicelik ve nitelik bakımından yaşanan değişiklikler ve bu değişikliklere ilintili konular bu çalışmada ele alınmıştı. 2004 yılında ise gazeteci yazar Robert Adecian Marmara gazetesinde Ermeni yeni şiiri üst başlığı Osmanlı tefrika ettiği yazılarının İstanbul'a ay Norpan Asterzutcan Garbis Çancıkyan, Haygazun Kalışcan, Yevmi Hüsnere. Yani İstanbul Ermenileri yeni şiirini, romanı Garbis Çancıkyan, Haygazun Kalışcan ve diğerleri adı altında bir kitapta topladı. Evet, Haygazun Kalışcan'ın hayat bu şekilde. Burada bir fotoğraf var. Fotoğrafın alt yazısını da paylaşacağım. Buyurun. Nor Or yeni gün kuşağı olarak da adlandırılan Nor Or gazetesi etrafında buluştukları, toplandıkları sosyalist eğilimli şair, yazar, ressam gibi sanatçılar gördükleri baskı, soruşturma, tutuklamalar sonrasında arka arkaya yurdu terk ettiler. 1967'de Zanku yani Sarkis Kedjan Ermenistan'ı ziyaret ettiğinde eski kalem arkadaşlarını arar ve Eçmiyacin'de bir hatıra fotoğrafı çekilirler. 1965'te İstanbul'u terk eden Haygazun Kalustyan, ortasında solda Zanku, sağda Yetvart Amyan. İşte bu o fotoğraf. Eçmiyacin'de çekildikleri fotoğraf. Bu ikinci bölümde de Haygazun Kalustyan'ı e, gündeme aldık. Şimdi Bundan sonraki bölümde onların şiirlerini seslendireceğiz efendim. Görüşmek üzere.